başlığında 3 uçlu fan motoru ya da brushless DC fan motoru diye isim verdim. Aklınıza daha önce hard disk motoru vardı. 3 faz verdiğim, onunla ilgili bir video çekmiştim. Hard disklerde olduğu gibi, disket sürücülerde olduğu gibi ya da işte Arduino'lu dronlarda kullanılan motorlar gibi 3 uçlu brushless DC motorlar gelmesin. Evet, bunlar da aslında 3 uçlu brushless DC'ler. Ama diğer motorlarda, yani hard disk motorlarında ya da işte Arduino'da kullandığınız ya da RC işte dronlarda falan kullandığınız motorların ekstra bir sürücüsü vardır. Bu motorlarda sürücü kendi içerisindedir. Mesela burada 2 uçlu var. Normal bizim bilgisayarlarda falan kullandığımız fan motoru. Evet, bu brushless DC'dir. Şöyle göstereyim size. Burada kutuplardan oluşmuş, N ve S kutuplarından oluşmuş bir tane rotor dıştadır. Ve sargılar burada sabit yerdedir. Sabit olarak fan gövdesine bobinler yerleştirilmiştir. Burada dönen kısım rotor, fandır ve bu yataklanmıştır bu gördüğünüz şekilde. Ve şuradaki dışarıdaki rotor dediğimiz şey sabit mıknatıslardan oluşmuştur. Bu bir şu haliyle brushless DC. Şurada görüyorsunuz bobinleri. Bu şekilde oturuyor. Söktüm, dağıttım. Bu normal bildiğiniz evet brushless DC ama sürücüyü bu motorun içerisindeki karta yerleştirmişler. Bakın bu 3 tane sargı ucu var. Normal bildiğiniz brushless DC'lerdeki fırçası doğru akımlardaki gibi. Bunları tabii söktüm, dağıttım ben. Bu şekilde bobin sabit şeyin gövdesinde. Fanın gövdesinde ve pervane içi mıknatıslardan oluşuyor şurada. NS kutupları var içeride. Bu bunun üstüne oturtturuluyor ve bu aşağıdaki bortta ise bunun kendi sürücüsü var. Elimde 3 uçlu bir fan var. Kırmızı, siyah, beyaz. Şimdi kırmızı artı. Bunu standart olarak biliyoruz. Siyah eksi. Siyah da verelim. Gerilimi arttıracağım. Bakın şu anda dönüyor. O modlarda. Şimdi bu tip fan motorlarında fan motoru olduğu için tek yönde çalışırlar. Ne demek istiyorum? Normal bir doğru akım motoru olarak düşündüğünüzde artı eksinin yönünü değiştirdiğinizde devir yönü değişmesi lazım. Ama bu motorlar fan motoru. Pervane yapısı bakın. Ters yönde gelin verdim. Pervane yapısı itmeye ya da çekmeyedir. Yani bir yerden emiş yapar, bir yere üfler. Ters döndüğü zaman bu özellik kaybolur. O nedenle ters dönmesi, devir yönünün değişmesi mantıklı değildir. Ve tek yönlü çalışmaları istenir. O nedenden dolayı. Şimdi üçüncü uç ne? Üçüncü ucu bulabilmek için ölçüm yapmamız lazım. Artı ile beyaz çıkış arasında 3.5 volt bir gerilim var. Şu anda besleme geriliminde 7 volt. Besleme gerilimini arttırayım. Şu anda 10 volt, 5.8. Besleme geriliminin hemen hemen yarısını alıyoruz. Eğer besleme geriliminin hemen hemen siz yarısını alıyorsanız bu büyük olasılıkla bir enkoder çıkışı. 8 voltta tutayım. Şimdi bunu daha net nasıl anlarız? Durdurdum. Gerilim şu anda 0 diyebiliriz. Bakın. 7 volt, 7, 9, 8 volt. Besleme gerilimi 0. 7,
0, bakın şimdi bu buradayken 0. 0, 1, 0, 1, 0. Bir turda iki pas veren üstünde bir tane enkoder var bunun. Enkoderler nasıl çıkış verir? Kare dalga çıkış verir. On off, on off ve büyük olasılıkla enkoder %50 dolu, %50 boş şekildedir. Şimdi ben buna kaynak gerilimini artıya tuttuğumda ölçü aletinin bu beyaz da çıkışta şase çıkışı verir bana. Yani artı ile beyaz arasında aslında buradaki palsin üretildiği, ne diyelim, oradaki FET, MOSFET ya da işte transistörü üzerinden şaseyi alır. Ve kaynak geriliminin hemen hemen yarısını gösterme de hani %50 dolu, %50 boş olduğu için eğer ölçü aletiniz çok başarılı bir efektif değer ölçebiliyorsa kaynak gerilimi tam yarısını okursunuz. Artı transistör üstündeki, oradaki anahtarlı menümün üstündeki gerilim düşümü çıktıktan sonraki değeri okursunuz. Ama tabii ne kadar true RMS olduğu bilmiyoruz. Elektronik devre üzerinde başka diyotlar falan var mı bilmiyoruz. O nedenle yaklaşık kaynak geriliminin yarısını alıyorsanız bu bir enkoder çıkıştır. Ve az önce denediğim gibi de bunun testini yapabilirsiniz. Ve bir turda kaç pals ürettiğini görebilirsiniz. Bu enkoderimiz bizim bir turda iki pals üretiyor. Şimdi bunu isterseniz osiloskop üstünde de görelim. Eksiği bağladık. Artıyı bağladık. Ya burada bir şeyler var ama net olarak ne var? Şöyle. Zamanı büyüttüğümde. Ya hoca bu pek enkoder palsine benzemiyor. Evet. Enkoder palsine şu anda benzemiyor. Şu anda benim buradaki çıkışım, fan motorumun çıkışı open kolektör. Bunu anlamlandırabilmemiz için çıkıştaki bir direnç üzerindeki düşen gerilimi görmemiz lazım. O nedenden dolayı da şöyle yapacağız. Artı ile çıkış arasına 5 miliamperi çok fazla geçirmeyeceğimiz bir direnç bağlayacağız. Burada benim için 12 voltların üstüne çok fazla çıkmadığım için 2.2K işimi görecektir. 2.2K üzerinden bakın şimdi daha düzgün görüyorsunuz. Gördünüz mü? Şimdi devre arttırdığımda, ha şu da var, devre arttırıp azalttığımda ölçü aletinin gösterdiği az önceki gerilim değeri değişir mi? Değişmez. Kaynağın yarısını yine görürsünüz. Çünkü ne verirseniz verin, ister 12 volt verin, ister 5-6 volt verin, verdiğiniz gerilimin %50'sini on-off olarak göreceksiniz. O nedenle hani oradaki değer kaynağın yarısı şeklindedir. Mesela burada bakın arttırdığımda devir şu anda yükseldi. Görüyorsunuz bunu zaten. Ama aynı zamanda da dikkat edecek olursanız hem periyoduyla oynuyorum, devri ayarlıyorum gerilimle ama aynı şekilde de kaynak gerilimi değiştirdiğim için de bu palsin değeri, genlik değeri de değişiyor. Peki bunu nasıl sabit yapabiliriz? Yani ben buradan aldığım palslere göre motor değerini ayarlayacağım ama palslerin gerilim değeri de değişmesin. Genellikle bu tip kontrol devreleri, çalışma gerilimleri 5 volttur. Ve şöyle diyeyim, şu kaynağı, 5 voltluk kaynağım var burada. Sarı eksi olsun. Yeşil artı yapalım. Şimdi 5 voltluk kaynakla siz eğer
motorun besleme gerilimini, şaselerini yani eksilerini diyeyim ortak yaparsanız bu artık buradan değil de bu motor dönmeye devam etsin. 5 voltluk kaynağımın artısıyla çıkış arasında ne yapabilirsiniz? Siz 5 volt şunu bir ayarlayayım. Bakın şimdi 5 voltluk kaynakla besleme motoru besleme geriliminin eksilerini ortakladım. Ortak şase yaptım ve şu anda çıkışla 5 voltluk artısı arasındaki ölçümü alıyoruz. Bakın, hiç genlik değişmeden periyodu ne yapabiliyorum? Değiştirebiliyorum. Bu şekilde ortak şaseyle sabit 5 voltluk kare dalga alabilirsiniz. Kırmızı, siyah, kahverengi var. Şimdi kırmızı artı. Bu ara bakalım. 24 voltluk bir fan motorumuz bu. 24 volt DC diyor. Brushless artı red eksi black. Şimdi bu tip motorların kataloglarına baktığımda bu videoyu çekmeden önce bir araştırma yaptım. Orada genellikle motorun temel olarak katalog bilgileri var. İşte gerilim var, akım var. Ne kadar havayı tahliye edebileceği ya da hava kapasitesi var. Üçüncü uçla ilgili ekstra bir bilgi olmuyor. Genellikle ilk kod burada örneğin 241 0ML örneğin bu motora ait bilgi oluyor. Daha sonra üçüncü uçla ilgili ekstra katalog bilgisi oluyor. İşte üçüncü ucun ne olduğuna dair. Yani şu kodu yazdığınızda direkt karşınızda motor şudur, üçüncü uç şu işe yarar veya parametreleri de şudur şeklinde tek bir bilgi gelmiyor genellikle. Ve İşte üçüncü uçta daha çok bu motor üretiliyor. Üretildikten sonra işte üçüncü uç konuyor mu konmuyor mu? Konuyorsa ona ait ekstra bilgi geliyor kataloğa. Ya da işte o konan üçüncü uç enkoder mi, PWM sürme mi ya da başka bir şey mi? Kilitli rotor testi mi? Onun geri dönüşümü onunla ilgili bilgi veriyor. Yani bununla ilgili tek parça bilgi bulmak genellikle kataloglarda zor. Şu anda 24 volt. 20 volt verdim ama dönmedi. Şimdi gerilimi sıfırladım. Yavaş yavaş yükseltiyorum. Özür, kahverengiye vermişim. O yüzden olmadı. Şimdi yavaş yavaş yükseltiyorum gerilimi. Herhangi bir çalışma olmadı. Bakın düşürdüm, bir daha vereceğim gerilimi. 3 voltlarda devreye girdi. 24 volt ama 6 voltu gördüğü zaman da devreden çıktı. Şu anda 12 voltlarda bir ölçüm alalım. Çıkışla artı arası 7 volt. Şu anda 12 volt veriyorum. Acaba düşürdüğümde mesela 10 volt, 5.5 şu gelebilir. Enkoder mi? Optik enkoder mi var içerisinde? Ya da işte manyetik enkoder mi var? Bunu söyleyebilmem için bir de eksiyle arasında ölçüm almam lazım. Bakın hem artıyla hem eksi arasında çıkış burada değer veriyor bana. Eğer bu bir enkoder olmuş olsaydı orada enkoder çıkış ucu ortak şase olacağı için ortak şase ile bağlantılı olacağı için eksiyle arasında gerilim vermeyecekti. Sadece artıyla arasında gerilim verecekti. Ama şu anda hem artı hem eksi arasında bana gerilim veriyor. Şöyle bir deneme daha yapacağım. Direncimi alayım. Böyle şeylerde denemeler yaparken 5 miliamperi geçmeyecek şekilde direnç kullanmanızda fayda var. Hani olabilir içerideki yapıyı bilmiyorsunuz. 5 miliamperde genellikle optik izolatörlerin akım değeridir.
Şöyle değdireyim. Artıya değdirdim. Bakın eksiye değdirdim. Şu anda dönmeye başladı. Gelin bir miktar daha arttırayım. Şu anda PWM sürme var burada. Eksiyle arasında. Bir tane benim kare dalga üreticim var. Kare dalga üreticinde bağlantıyı yapayım. Şu anda kameraya çok fazla yansımıyordur ses ama devir arttı mesela. Devir düşüyor şu anda. Hatta bir de görelim derseniz. Bakın gördünüz mü kare dalga üreticimi? Ayarlıyorum. Bakın şu anda frekansı düşürdüm, devir de düştü. Siz şu anda pek fark edemiyorsunuz ama ben sesten, verdiği hava miktarından devrin düştüğünü fark edebiliyorum. Mesela şu anda da devir arttı. Hatta frekansı 1 kiloamlik, kilohertzlik sürmeye şey yapayım, getireyim. Şu anda 200 Hz'e falan sürüyorum. 2 kilohertzlere geldim. Kaçırıyor. Tabii bunun da tepki verebileceği bir pals var sürücünün. Şu anda bu bana PWM sürme olduğunu gösteriyor. Testimizi de yaptık. Evet, PWM sürmeyle devri ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz. Eğer siz buradaki çıkışla eksiye şunlar alalım. Şu kahverengi çıkış ucuyla şaseyi birleştirecek olursanız full devirde dönecek. Şu anda son sürat dönüyor. Bu devri düşürmek istiyorsanız PWM kırpmayla bunu ne yapabiliyorsunuz? Devrini ayarlayabiliyorsunuz. Her zaman uçlar bildik yerlerden mi gelecek? Yani artı eksinin rengi bilemeyebiliriz de. Şu anda uçlarım yeşil, sarı, siyah. Siyahın tahmin ediyorsunuz ki eksi. Acaba hangisi artı? Şimdi uçlara dokunduracağım ama bir şeye zarar verebilir miyim? Burada düşündüğüm noktalardan bir tanesi de o. Ne olabilir? Enkoder çıkışlı olabilir. Transistörü kısa devre yapabilir miyim? Eksi ile artı arasına şöyle söyleyeyim. Eksi ortak eksi olabilir. Ortak eksi olabilir. Enkoderin transistörü şaseyle bağlı. Bunlardan bir tanesi de transistörün girişi, yani fanın çıkışı olabilir. Buraya eksi verdiğimde örneğin 24 volt veya 12 volt verdiğimde transistör kısa devre yapabilir miyim? Orada da şöyle bir durum söz konusu. Elektronik olarak çalışacağı için içerideki devre orada artıya da ihtiyaç duyacak. Yani içerideki sistem hani mekanik bir anahtar değil. İçeride transistör de olsa tek polaritede transistör iletime gitmez. Yani sadece eksi varken gitmez. Artıya da ihtiyaç duyar. O nedenle böyle bir riskim yok. Eğer artı eksiği vermiş olsam bu çalışırken üçüncü ucu direkt götürüp eksiye versem ya da direkt artıya versem böyle bir riskim var. Hangi uç acaba? Sarıyla döndü. Yeşille dönmüyor. O zaman sarı artı uç bu eski CPU'ların fanı. Fark ettiyseniz biraz gerilimi düşüreyim. Peki bu üçüncü yeşil uç ne? Yine onunla ilgili de ölçüm yapacağız. Alalım şöyle. Bakın gördünüz mü? Siyahla arasında
0.5 volt. Artı ile arasında şu anda besleme gerilim 8.5 volt. Besleme gerilimin yarısını alıyorum. Evet. Yani enkoder diyebiliriz. Enkoder olup olmadığından emin olabilmemiz için 8 voltlara geldim. Yine durdurup deneyimi yapacağım. Durdurdum. 0, 8 volt, 1, 0, bakın 1. Şuradan alayım tekrar, bakın. Görüyor musunuz? 1, 0, 1, 0. Yine iki tur başına iki pars veren bir enkoderi var. Salyangoz fan şeklinde yapmışlar. Şimdi bunların içerisinde PTC ya da NTC eleman olabilir. Ona bakıyorum görünürde var mı diye. Görünürde yok ama anlarız. Şimdi kırmızıyı artı diyelim. Siyah eksi diyelim. Dönecek mi bir ona bakalım. Şu anda dönüyor. Hatta şöyle yapalım, bilmem gözükür mü. Peki sarı uç ne? Yine ölçelim. Eksiyle bakalım. Gerilim vermiyor. Artı ile arasında kaynak gerilimin aynısını veriyor bakın. 8.6 volt veriyorum. 8.6 volt veriyor. Eksi ile arasında tekrar göstereyim. Herhangi bir gerilim vermiyor. Şimdi bu bir enkoder olsa kaynak gerilimin yarısını vermesi lazım ama değil. Gerilimi biraz düşürüp bir şey göstermek istiyorum. Şu anda 6 voltlarda dönüyor. Bakın durdurduğum anda burası sıfıra düştü. Acaba enkoder mi? Hareket ettireyim. Biri görecek mi? Hayır, biri görmüyor. Bakın elimle hafif hafif çeviriyorum ama biri görmüyor. Dönmeye başladığında da kaynak gerilim veriyor. Bu şunu gösterir bana. Rotorun kilitlenip kilitlenmediğini, dönüp dönmediğini gösteren bir geri dönüş ucu bu. Ne demek istiyorum? Eğer herhangi bir nedenle burada fan, yataklarda sıkışma olur, başka bir şey olur, herhangi bir nedenden dolayı ya da işte artık tıkanır, dolar, duracak olursa bu geri dönüş bilgisi, bunu besleyen sistem neyse oraya gidiyor ve diyor ki benim bilim kilitlendi. Ve döndüğü zaman da tekrar gerilim veriyor. Belli bir devre kadar dönüş yaptığında gerilim veriyor. Belli bir devrin altına düştüğünde, mesela şu anda elle çeviriyorum. Bakın. Şu devirlerde falan vermiyor ama daha hızlı çevirmeye başladığınızda gerilim alabiliyorsunuz. Yani belli bir kritik devre var burada. O devrin altına düşüldüğünde çıkış gerilimi kesiyor. O devrin üstüne çıktığınızda gerilim veriyor. Bu şekilde çalışıyor. Farklı markalara ait ama birbirinin kopyası olan şu anda iki tane salyangoz var. Farklı markaları. Bunun özelliği ne? Kamerayı şöyle yaklaştırayım. Şu arka dip tarafta, şurada dip tarafta NTC ya da PTC benzeri bir şey var. İkisinde de yapı aynı, boyut aynı. İkisi de 12 volt. Farklı markaları. Şimdi bunlarla ilgili bir deneme yapalım. Şöyle alalım, belki döndüğü daha rahat görülür. Siyah eksiye verdik. Kırmızıyı artıya verdik. Gerilimi yükselttim. Sekiz volttayım, dönüyor. Yine üçüncü uç ne? Ona bakalım.
7.9 0 volt. Şurada dursun. Kaynak gerilim 8.3 7.9 volt. Ölçü aletlerinin farkından da olabilir bu. Yani hassasiyetten de kaynaklanabilir. Biraz daha düşüreyim. Kaynak gerilimi takip eden bir çıkış veriyor hemen hemen. Ve durdurayım. Gerilim sıfırladı. Diğer fanda olduğu gibi durduğunu göstermek için kullanılan bir uç. Şimdi burada şöyle bir durum var. Peki ben ilk tahmin ettiğim şuydu, açık söylemek gerekirse. Acaba içerideki PTC ya da NTC, şu dipteki PTC ya da NTC ile bir analog sinyal oluşturuyor. Örneğin artı ile ya da eksi arasında bir analog sinyal oluşturuyor. Bunu işte alıyoruz, dışarıda değerlendirip fanın devrini arttırma ya da azaltma ya da değerlendirmek için mi kullanıyoruz? Öyle bir şey yok. Peki PTC'yi oraya niye koymuş? Şu, bunun içerisinde bir de üçüncü uç olabilir. Devri arttırmak için. Yani dördüncü uç diyeyim ben ona. Dördüncü uç olabilir devre arttırmak için. Şimdi ısıtacağım PTC'yi. Devirde değişiklik olacak mı ona bakacağım. Yüksek ısılara çıktım ama açık söylemek gerekirse ısıda devrin artmasını düşünüyordum. Olmadı. 12 volt. Bir 12 voltlar civarına çıkalım. Evet. Şimdi girdi devreye. Demek ki 12 voltlar civarında normal çalışma geriliminde çalıştırmamız gerekiyormuş. Isı arttığında sesten fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama fanın devri arttı. O zaman içerideki termostat ya da işte PTC, NTC neyse onun üzerinden ısınma olduğunda motoru yüksek devre çıkarıyor. Ha, üçüncü uç ne? Üçüncü uçta rotor kilitlendiğinde bana onu gösteriyor. Şu anda dört uçlu bir motorum var, fan motorum. Pervanesi kırık olduğu için balansı bozuk. Şu anda çok gürültülü bir deneme yapacağız. Ama dört uçlu olduğu için göstermek istedim. Şu anda ölçü aletini bağlayayım. Örneğin artıyla beyaz arasına. Gelin vereyim. Şu anda kaynak gerilimin yarısını veriyor. Peki eksiyle arasında bir şey var mı? Vermiyor. Kaynak gerilimin yarısını verdiğine göre buradaki beyaz uç enkoder ucu. Peki mavi uç ne? Mavi uçtan ölçüm alalım. Mavi uç eksi arasında ölçüm alıyorum. 10 voltlardayım. 3 volt veriyor. Artı ile arasında ölçüm alayım. 'Da kaynak geriliminin yarısında şu anda. Bakın. Kaynak gerilimi 10 volt 5.42. Beyaz ucu alayım.
Bakın kaynak gerilimim şu anda 11.6, bu da 5.99. Peki çift kanal enkoder olabilir mi? Mantıksız. Çift kanal enkoderi kullanma nedenimiz şu, öbür yöne dönüp dönmediğini bilebilmek için, yön tayini için. Tek yön döndükleri için mantıklı değil. İyi, o zaman peki ne? A, A değil, sağlamasına mı alıyor acaba enkoder çıkışını? Eksiyle arasında çalıştırıyorum. Gerilim almıyoruz. Artı ile arasında var. Şimdi tekrar beyazı alayım. Yüksek devirli bunu test etmek zor olacak. Önce bir tutayım elimle. 11 volttayım. Bakın durdurdum. Bakın 0, 1, 0, 1, 0, 1. Beyaz olan enkoder ucu. Peki mavi olan ne? Durduruyorum. 0, 1 veriyor mu? Mavi olan uç 0-1 vermiyor, bakın dikkat ederseniz 0-1 vermiyor. Peki mavi uç ne? Mavinin enkoder olmadığını anladık. Onu da şöyle anlatmaya çalışayım size maviyi. Artık ölçü aletini alayım. Sekiz voltlardayım ve sesi iyi dinleyin. Artıyla bir dokundurduğumda bir şey olmuyor. Eksiyle dokunduracağım. Hatta bunun çalışma gerilimi 24 volt. Şöyle onlara çıkayım da daha net görürsünüz. Duracak mı? Durmuyor. Durmuyor dikkat ederseniz. Mavi uç 10 iken, yani şaseye çekiliyken, ya da öyle söyleyeyim. Mavi uç şaseye çekiliyken düşük devirde dönüyor. Low speed mavi uç boşa çıktığında yüksek devre geçiyor. Bakın beyaz uçta, mavi uçta bana kaynak gerilimimin, besleme gerilimimin yarısını verdi. Peki enkoder mi değil mi, nasıl ayırt ettim? Durdurdum. Elimle hareket ettirdiğimde 0101 yaptı beyaz. Mavi direkt zaten örneğin 10 voltsa kaynak gerilim 5 voltu göstermeye devam etti. Bu sefer diğer uçlarla PWM sürücü olabilir dedik. PWM sürücü de olabilir ama PWM sürücü de direkt dönmesini beklemem ben. High speed, low speed ucu, mavi uç. Bunu kare dalga şeyiyle, buradaki osilatörümle de deneyebilirim ama bu high speed, low speed ucu. Yani PWM sürüm ucu değil. Aklınızdan şu geçebilir, hoca motorları durduruyorsun, enkoder mi değil mi diye kontrol ediyorsun, duran motor yüksek akım çekip yanar mı? Bunu isterseniz bir iki tane motor üstünde deneyelim. Şu anda 14 volt. 12.2 volt. 12 voltta çektiği akım bunun 89 miliamper. Durdurayım. Bakın. 10 miliampere düşüyor.
170 miliampere çıkıyor, 10 miliampere düşüyor. Bu ne? Şu. Yaptığı şu aslında bu motorun sürücüsünün. 88 amper. Ben bunu durdurduğumda moment üretiyor, döndürmeye çalışıyor. Dönemeyince durduğunu anladığından dolayı sonuç itibariyle elektronik bir tane içeride basit bir sürücü var. Moment ürettiriyor, bırakıyor. Dönüyorsa evet. Ama dönmüyorsa yüksek akım çekmeye de devam etmiyor. Yani normal bizim bildiğimiz asenkron motorlardaki gibi işte asenkron motorun devri düştü, devrilme momentine geldi, devrilme momentinden sonra mili kitledi, yüksek akım çekti, yanma gibi bir şey söz konusu burada değil. Şunda da diğerinde de deneyelim. Şu anda 12 volt verdim mesela. 70 miliamper akım çekiyor. Durdurayım. Bakın bu motor da aynı şekilde bir akım veriyor, yüksek akım veriyor. Nispeten 2 misli civarında. Dönmediği zaman akımı kesiyor. Şimdi bunlar normal bildiğiniz bir asenkron motor gibi ya da işte iki uçlu doğru akım motorları gibi çalışmıyor. Sonuç itibariyle bunun içerisinde bir tane sürücü var. Bu sürücü işte çektiği bobinlerin çekmiş olduğu akıma bakıyor. Zaten sıralı bir enerji verdiği için bobinlere sıralı bir enerji verdiği için çekmiş olduğu akıma bakıyor. İşte akım miktarı arttığında kendini korumaya alıyor, duruyor. Dönebilecek mi, dönemeyecek mi? Tekrar bir yoklama çekiyor. Bu şekilde ne yapıyor? Motor devreye almaya çalışıyor. Giremezse de çektiği akımı kesiyor. O nedenle rotor kilitlendiğinde motorun yanması söz konusu değil. Normal bildiğimiz şekilde çalışmıyor. Hatta bununla ilgili ise şöyle bir şey söyleyeyim. Fabrikanın bir tanesindeyiz. Fanlardan tabii pano fanlarından bir tanesi artık toz, toprak, kirli de bir ortamda çalışıyor. Üretim kirli bir üretim, öyle söyleyeyim. Fanlardan bir tanesi panoda havalandırma fanı durmuş. Yüksek akım çekmiş, fan yanmış, yangın riski ortaya çıkartmış. Ondan sonra fabrikanın yetkilileriyle oturduk. Dedik nasıl önleyebiliriz? Ben dedim ki yani bakımcılar bir de şeylere periyodik olarak gittiklerinde ya da işte bir takvim oluşturursunuz. Bakımcılar fanları da kontrol eder dedik. Hocam dediler bizim irili ufaklı fabrikamızda 7000 civarında fan var. Eğer bu fanları kontrol etsek, eğer bu fanları işte oturup temizletsek periyodik olarak tam bir tane ekstra bakımcı tutmamız lazım ki bu fanlarla uğraşsın. Bunun daha ucuz yolu fanları değiştirmek dediler. Haklılar. Oradaki normal eski DC ya da işte asenkron AC bir fazlı fanların hepsi söküldü. O ölçülerde bu tip DC fanların siparişi verildi. Hatta sipariş verdiğimiz 7000'in üzerinde siparişi verdiğimiz fanlardan da numune istedik önce. Numuneleri aldık. 3-4 gün milini kitleyip enerji altında bıraktık. Gittik geldik şeylerini ölçtük, sıcaklıklarını ölçtük. Herhangi bir ısı artışı olacak mı diye akımlarını ölçtük. Hatta akımlarını kaydettiler. Evet, fan durduğu zaman pano içerisindeki soğutmayı sağlayamaz. Kabul. Ama fan durduğunda çok daha büyük tehlike fanın yangın çıkartma riskinin olması. O nedenle artık yeni nesil panolarda normal bildiğiniz asenkron bir fazlı gölge kutuplu ya da normal DC fanlar kullanılmıyor. Bu tip elektronik içerisinde kendi sürücüsü olan brushless DC fanlar kullanılıyor. O nedenle fanı durdurduğumda kuvvetle muhtemel yüksek akım çekip fanın yanması söz konusu olmayacaktır. O nedenle rahatlıkla durdurdum ve işte enkoderini kontrol ettim ve size de gösterdim.